Seni de adamlarınla beraber geberteceğim Hızır! Hepsini öldürün! Biz Oruç Ağam'ın tutulduğu mahzene dalacağız. Siz geriden tedbir alın. Bir tuzak olursa baskın verirsiniz. Osmanlı her yerdedir. İlyas'ı bana bırakın, geri kalanı da gebert. Thank you.
son nefesime kadar teslim olmayacağım Gabriel. Bana yaptığın oyunun hesabını soracağım senden. Her şey senin aptallığın yüzünden oldu İlyas. Oruç elimde acı çekiyor. Daha da çekecek. Hızır Modon da ölecek. Seni de burada ben geberteceğim. Babam Midilli düküydü. Sizin babanız da adayı fethedenlerin başındaydı. Babamın ölümüne de o sebep oldu. Şimdi Levita'yı almaya gideceğim. Sonra seni de, bütün aileni de yok edeceğim. Eminim baban da böyle konuşmuştur. Ama kılıcımız onun soluğunu kesmiş. Ardında da senin gibi enikleri bırakmış. Elimizde kıvrana kıvrana gebermiştir baban. Şimdi de seni geberteceğiz Gabriel. Seni de oruç gibi yavaş yavaş öldüreceğim. Acı çektire çektire. Artık sen de benim esirimsin. Enlil Usta az Müslüman öldürmedi. Uzun zamandır hasret kalmıştı. Şimdi seni gebertip özlediğim Müslüman kanına doyacağım. Aldın ya, sizin hepinizi tek tek köle yapıp satacağım. Seni, kardeşlerini, sevdiğin kadını, hepinizi. Abin orucu nasıl esir ettiysek hepinizi öyle köle yapacağız. En uzaktan mazlumların. İpe götürdüğün Levetlerimin intikamıdır bu. Kafan da yerinden kopacak. Bunun intikamını senden alacağım Hızır. Ablayı kaçırdılar. Yakalayıp hakkından gelelim Hoyt. Bize yaptığın canıyla ödetelim var reis. Ona kestiğim ceza şimdilik yeter.
Bir de peşinden gidip daha fazla bela açmayalım başımıza. Ah İlyas. Ah İlyas. Her şeyi mahvettin. Oruç ağamı kurtarmak için onca zahmete girdik. Ama bir gafletinle bütün emeklerimizi boşa çıkardın. Gabriel kim bilir nasıl tuzağa düşürmüştür onları. Doğudaki koyda gemimiz Alarga'da bekler reis. Sizi sağ salim Kelemez'e götürecektir. Oruç ağam da Filo da Gabriel'in elindedir. Tez Kelemez'e varıp oruç ağamı kurtarmanın bir hal çaresine bakacağız. Arkamızdan dönen gafletin hesabını da çok ağır soracağız. Bırak! Bırakın! Teslim olmayacağım size! Gabriel'in yanına bırakmayacağım onları! Abini nasıl esir ettiysek seni de öyle edeceğiz. Hepiniz Senyor Gabriel'e köle olacaksınız. Götürelim şunu. Senyor Gabriel bekliyor. Kalk. Senle Hızır kurt gibisiniz. Ama İlyas henüz saf bir kuzu. Nasıl da tuzağıma düşürdüm onu. Gözlerinin önünde Leventlerini paramparça edip Filo'mu geri aldım. Şimdi de esirim oldu. Kalleşlikle övünmek ancak senin gibi kahpelere yaraşır. Bu gafletin bedeli içimizde elbet görülür. Ama evvela senin elinden kurtulup bu yaptıklarının hesabını keseceğim sana. Bırakın! Bırakın beni! Bırak! Bırakın! Bırakın beni! Saldırın! Kabak tedbirsiz davranırsın İlyas! Şahin'le askerler tedbir aldı. Ama onları vurdular. Ben Şahin'lerin peşinden gideceğim. Son anda yetişip İlyas'ı kurtarmışlar. Askerlerimiz de ölmüş. Bu kez olmadı Gabriel. Göreceksin. Hızır da Modon'dan sağ salim çıkacak. Gerçekten umurumda mı bunlar sanıyorsun? Ben Filo'mu geri aldım. Üstüne üstlük seni de esir ettim. Şimdi de Levit Adası'nı almaya gideceğim. Bizim adamızı işgal etmektir bu. Orası fetih sancağıyla, fetih ezanıyla, fetih kılıcıyla, şehit kanlarıyla bizim adamız oldu. İşgal altında çiğnetmeyiz sana. Umurumda bile değil bu saydıkları. Babamın kılıcı. Dükalığımızın, asil kanımızın sembolü.
sizden alacağım intikamın silahı. Kutsal haç. Asırlar önce Papa tarafından kutsanarak ailemize verilmiş. Egemenliğimizin sembolü. Venedik Azizi, San Mark'ın İncil'i. Büyük Hristiyanlık davamızın sembolü. Levita'yı ele geçirdiğimde size ait bütün izleri silip adanın Hristiyan toprağı olduğunu bütün kutsallarımızla ilan edeceğiz. Darül İslam toprağı zinhar Hristiyan yurdu olamaz. Bu yaptığınla büyük savaşın fitilini ateşlersin Gabriel. Seni gayrı Venedik bile kurtaramaz. Ben de bunu istiyorum zaten. Başlasın artık Akdeniz'deki büyük savaş. Levita adasını alıp ilk kanı dökeceğim. Sonra göreceğiz. Levita'nın da, 12 adaların da Akdeniz'in de kimin olduğu. Gelkenler fora. Levita adasını almaya gidiyoruz. Arkadan saldıranlar kimdi Şahin, görebildin mi? Yok. Görmedim ama bu tarafa kaçtılar. Beni yiyip düşüp peşlerine. Düşün yakalayın. Siz burada kalıp Şahin'le yaralara yardım edin. Ben peşlerine düşeceğim. Emrin olsun. Bu hatunlar nereden çıktı? Bizim de peşimizden gelebilirler. İki koldan gidelim abi. Tamam. Haydi. Sakladığına göre tanıdık birisin. Açınca hangi hain olduğunu göreceğim. Açığa çıkarız. Haydi. Haydi. Tam kim olduğunu öğrenecekken saldırdılar. Ama ben onun yüzünü açığa çıkarmasını bilirim. Orucu vermedi değil mi Gabriel? Filo'yu alıp seni kandırdı. Sen de bu oyuna düşüp orucun esir kalmasını sebep oldun. Tedbir almıştım işte. Nereden bilirdim arkamızdan vurulacağımızı? Hızır üzerine basa basa hepimizi tembihledi filo verilmeyecek diye. Kendini ölümlere attı oruç reisi kurtarmak için. Sen iki abini de ateşe attı. Yeter! Yeter, üstüme gelmeyin.
Ben ağalarımın canını kurtarmak için yaptım bunları. Dua et Hızır sağ salim dönsün. Yoksa abilerini kendi ellerinle öldürdün sayarım. Hızır Ağam da sağ döner, Oruç Ağam da kurtulur elbet. O Gabriel Levita adasını zapt edeceğini söyledi. Adayı eline geçirmeden tedbir almak gerek. Git tabii git. Kelemez muhafızı. Ama bu işte abinleri kurtarmaya benzemesin. Sen şimdi Levita'yı vermeyelim derken Kelemez'i de kaybedersin. Oruç Ağam da filo da Gabriel'in elinde. Oruç Ağam'ı kurtarmanın bir yolunu elbet buluruz. Ama Gabriel muhakkak yeni bir hamle yapacaktır. Ne yapacaksa mani olmamız gerek. Elemez'dekiler de gerekeni yapar diyeceğim ama onlar da birbirinden gafil. İlyas nasıl böyle bir şey yapar reis? Gaflet mi? İhanet mi bilemedim. Var mı öyle demetlikte reisin postuna oturmak? Var mı senin sözünü çiğneyip gaflete düşmek? İlyas Levent'in şanına leke sürdü. Biz onun hem reisimize hem sağ hem de Levent'in şanına ettiği ihaneti kendimize yakıştıramayız. Gayrı canın kanın öz kardeşindir deyiyor. İçin el vermez ise tasa etmeyesin Hızır reis. Buyruk ver. Biz gerekeni yaparız. Kimse bir şey yapmayacak. Bizim yolumuzda ağabeylik, kardeşlik yoktur. Sadakat ve ihanet vardır. İlyas sadakati çiğnedi. Onun hesabını ben keseceğim. Akdeniz satrancında iyice köşeye sıkıştın. Artık filo da elimde, sen de. Levita adasını da aldığında şahmat olacaksın. Osmanlı bile arkanda durmuyor. Seni elimde bıraktılar. Hiçbir şey yapmıyorlar. O meseleyi kendi içimizde göreceğiz. Ama bu kadar mutlu olma. Ben kendi başıma da senin tepene çökmeye muktedirim evvelallah. Biz Hristiyan devletleri birlik olduk dediğinde hepiniz donanmalarınızla gelin diyordun. Ne oldu? Birbirinizi koruyamıyorsunuz. Bizi nasıl yeneceksiniz? Ben tek başına kalsam da size yeterim. Zaten beni elinde tutmanın sebebi de bunun korkusu değil mi? Elinden kurtulduğumda kılıcımın nasıl tepene ineceğini bilirsin. Ancak elim kolum bağlı olduğunda ötersin böyle. Ama merak etme. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Seni elimde tutuyorum ki neler yaptığımı, neler yapabileceğimi gör diye. Filomu aldım, kardeşlerini perişan ettim. Şimdi de Levita adasını gözünün önünde alacağım. O adayı işgal edersen sırtını dayadığın Haçlı devletleri de kurtaramaz seni.
haritaya iyi bak. Akdeniz'i Hristiyan devletleriyle nasıl paylaştığımızı göreceksin. İngiliz, Fransız, İspanyol krallıkları, Venedik, Ceneviz, Kutsal Roma, Papalık. Hepimiz Akdeniz'de ayrı ayrı bölgeleri kendi aramızda pay ettik bile. Ne Akdeniz'deki adaları, ne de Akdeniz'den gelen zenginliği Türklere bırakmayacağız. Siz de buna engel olamayacaksınız. İlk olarak da bu paylaşılamayan ada meselesini benim kılıcım çözecek. Oradaki şehit mezarlarınızı çiğneyip mescidinizi kiliseye çevireceğim. Etrafına da sur dikeceğim. Ve sen de acı acı seyredeceksin bunu. Bu haritayı iyi sakla Gabriel. Vakti geldiğinde hepinizin kafasını kesip kanlarınızı bu haritanın üzerine akıtacağım. Bizi Akdeniz'de silmeye çalışanları kendi kanlarında nasıl boğacağımızın ilanı olacak bu. Hazretleri. Bu ne rezalet ha? Hem filoyu kaptırmışsın, hem de orucu alamamışsın. Üstelik de Gabriel'in elinden zor kurtulmuşsun. Tedbir almıştım ama beklemediğimiz... Beklemediğin yerden vuracak düşman elbet. Maharet, onun hamlesini evvelden görmektir. Onca askerimiz şehit oldu. Kefere eti rezil rüsva etti. Üstelik kadınlar kurtarmış seni ha? Utan şu halinden, utan! Böyle mi muhafız olacaksın sen? Bırakırım o vakit ben de muhafızlığı. Zaten herkes kızgın bana. Gider bir başıma Derya Levent'e olurum. Allah Allah! Bırakırmış. Devlet sana bir vazife verdiyse... ancak devlet geri alır vazifeyi. Sen kendi başına bırakırsan... bunun cezası ya sürgündür ya da idam. Ne? Ne sandın ha? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Biz sana vazifeyi verdiysek... biz geri alırız. Sen bırakamazsın. Gabriel, Levit Adası'nı zapt edeceğini söyledi. Bari gidip ona mani olalım. O kim ki Levit Adası'nı zapt edecek ha? Adaya bir bölük asker çıkaracağım. Benim askerlerimi gördüğü an tıpış tıpış kaçar o. O ancak sizinle cebelleşir. Bana kafa tutacak yürek nerede onda? Bu ada meselesini ben kendim halledeceğim. Mesih Paşa'nın düşmanlarına nasıl korku saldığını herkes görsün. Sen de postunda otur, vazifeni yap. Ben müsaade etmeden de hiçbir yere kımıldama. Daha iyisin değil mi? Daha iyiyim ola, sağ olasın. Eksik olma. Bacım ilgilendi yarayla, tedavi etti. Ama canımı yakan yara değildir. Gabriel'in oyununa düşmektir. Orucu kurtaramamaktır. Arkamızdan o kahpeler gelmeseydi... belki de hakkından gelmiştik o itin. Ah be İlyas. Keşke Hızır'ı dinleseydin.
Gabriel'in askerleri nasıl anladı bu suya yatacağımızı? Gabriel'in askerleri değildi onlar. İçimizde bir hain var. Ne dersin sen Meryem? Kimmiş bu hain? Çok yakında biri Şahin. Kim Meryem? Şüphelendiğin biri mi var? Yakalasaydım yüzünü açıp kim olduğuna bakacaktım. Ama elbet ele geçiririz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Zaten ortalık karışık. Vazifemi aksatmayayım. Müsaadenizle. Ben de gidip hatunları toplayayım. Şahsenem. Sen de bana yardımcı olur musun? Tabii ki. Seve seve. Sağ olasın. Ne demek? Meryem, kızım. Geldim hala. Hazır. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağ salim döndü. İlyas içeride mi? Hazır. Biz de İlyas'a kızdık. Ama öfkene kapılıp da kötü... İlyas içeride mi? Biz de gelelim. Bekleyin burada. Gitme İlyas. Sen her şeyi ağalarını kurtarmak için yaptın. Ağam. Kes! Sen ağalarının sözünü çiğnedin. Emanete ihanet ettin. Bize utanmadan ağam mı dersin hala? Ben posta oturmasam Şahbaz'ı oturtacaktı paşa. Ağamın emanetine sahip çıkmak ihanet mi? Biz müsaade etmedikçe kimseyi oturtamazdı İlyas. Belli ki senin gözünü korkutup kandırmış. Bir de ona uyup gaflete düştün. Hem Filo gitti, hem Oruç Ağam orada esir kaldı. Derhal o postan çekileceksin İlyas. Oruç Ağam gelene kadar da kimse oturmayacak. Bırakamam postu. Mesih Paşa'nın mührüyle otururum. Bırakırsam
Ya sürgün ederler beni? Ya da idam. Gördün değil mi? Gördün değil mi senin düşürdüğü oyunu? Seni posta oturtup ipleri eline almış. Oyuncak etmiş seni. Öyle bir gaflete düştün ki İlyas. Onun izni olmadan nefes dahi alamazsın. Şimdi söyle, senin Şahbaz'dan ne farkın kaldı? Yeter ağam. Yeter. Kimse oyuncak edemez beni. Bu yüzden mi onun sözünden çıkamazsın? Bu yüzden mi onun aklına uyup filoyu teslim ettin? Ben sana demedim mi İlyas? Filoyu teslim etsen de Gabriel Oruçağımı bırakmaz demedim mi? Sen filoyu teslim etmesen Oruçağımı kurtaracaktık İlyas. Seninle Oruçağımın öleceğinden kaygılandım. Sizin için yaptım bunu. Bizim için bir şey yapmak istediysen sözümü dinleyecektin İlyas. Ama sen hem sözümü hem kılıcımı düşürdün. Sırtımdan vurdun beni. Yeter ağam bu sözlerin. Gafletinin karşısında az bile. Biz arkamızda itimat edip seni bıraktık. Ama sen hem Gabriel'in hem Mesih Paşa'nın oyununa düştün. Hem bizi ölüm çemberlerine düşürdün. Hem Oruçağımı orada esir bıraktın. Bizi dosta düşmana rezil ettin. Sen kalsaydın o vakit burada. Kılıcını bırakıp gitmekle olmaz ağam. Sen cebelleşseydin paşayla. Bakalım benim yaptığımı yapar mıydın? Yapmaz mıydın? Ben ağalarına ihanet eden bir gafil değilim İlyas. Yapmazdım. İhanet etmedim ağam ben. Yeter. Senin benimle derdin ne? Posta oturman mı? Geç otur ağam. Gerekirse idamı da göz alırım. Geç otur posta. Hem bu kez Oruçağımı kurtarmaya ben giderim. Senin gibi eli boşta dönmem. Nice belalardan geçip Oruçağımı kurtarmaya gittik İlyas. Ama sen her şeyi berbat ettin. Şimdi kalkıp eli boş döndüğümü söylersin öyle mi? Üstelik bir de derdimin post olduğunu söylersin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kaç sene kardeşlik ettik İlyas. Ama sen iki günde Mesih Paşa'ya benzemişsin. Kılıç hakkıyla aldığımız bu kale gafletle çirkefle lekelendi İlyas. Al lekelediğiniz o makamda doya doya otur. Hakiki sahibi gelene kadar benim burada yerim yoktur. Benimle gelmek isteyen gelsin. Ama burada kalmak isteyenin benim yanımda yeri yoktur. Şu zor günlerde düşmana karşı sımsıkı dururken sen bunu bozdun İlyas. Seninle de gayrı yollarımız ayrıldı. Thank you.
askerleri bu adayı zapt etmeye gelirse geçit vermeyeceğiz. Bu ada bizim yurdumuz. Canımız pahasına koruyacağız. O zaman seve seve canınızı alırım. Sizi kim gönderdi? Mesih Paşa gönderdi Oruç Reis. Gabriel'in işgal etmeye geleceğini söyledi. Adayı muhafaza etmek için geldik. Hepinizi gebertip kellelerinizi o paşaya göndereceğim. O zaman anlarlar belki adanın kimin olduğunu. Askerler! Reis, bırak vuruşalım. Seni de ellerinden kurtaralım. Vuruşma yok. Kimsenin canına zeval gelmeyecek. Geri dönün. Sen adayı işgal etmeye gelince elbet asker çıkarılacaktı. Hem antlaşmayı bozup hem de kan mı dökeceksin? Antlaşmanın canı cehenneme. Levita adası bizim olacak, o kadar. Hem adaya asker çıkararak anlaşmayı önce siz bozdunuz. Şeytanlık yapma Gabriel. Kaldır adadaki işgali. Yeniçeriler de dönsünler. Kan dökme burada. Canını seven defolup gitsin. Çünkü bugün adaya Venedik sancağı dikip bizim olduğunu ilan edeceğim. Karşı çıkan olursa da hepsini geberteceğim. Önümüzde dönmeyiz. Hazır olun. Durun. Siz emir erisiniz. Vazifenizi yaptınız. Haydi gayrı artık geri dönün. Sonra elbet orduyla tepesine biner adayı işgalden kurtarırız. Emir kesindir reis. Dönemeyiz. Siz Yeniçeri kılıcının tadını iyi bilirsiniz. Burası bizimdir. Bizim kalacak. Doğru. Yıllar önce Midilli Adası'nı alırken de bunu yaptınız. Babamı da siz öldürdünüz. Ama bu kez bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ne Levita Adası'nı alabileceksiniz, ne de Nikolo'nun oğlunu öldürebileceksiniz. Askerler! Gebertin hepsini! Vurmayın!
hepsini gözlerinin önünde yaptım ki Venedik aslanı Gabriel'in kim olduğunu anlayasın. Askerler! Levita Adası artık bizimdir! Adanın görünen bütün yerlerine sancağımız dikilsin. Bu ölüleri de onlara gönderin. Bana karşı gelenlerin sonu nasıl olur? Görsünler. Şu mescit yıkıntısının yerine de kilise yapılacak. Haç dikilecek, çan çalınacak. Etrafına yüksek burçlar, surlar dikilecek. Levita Adası da, 12 adalarda, bütün Akdeniz'de bizim! Karşındakiler azlıktayken bile kalleşlik yapıp onların hepsini arkasından vurdu. Bunu benim gözümün önünde yaptın ya. Gayrı intikam ateşimi 7 derya bile söndüremez. Gönderdiğimiz askerler çoktan Levita Adası'na varmıştır Paşa Hazretleri. O Gabriel zındığı. Şimdi de adayı işgal etmeye kalksın da göreyim. Paşa! Sen kim olursun da Paşa Hazretleri'nin reisimize erişirseniz kan çıkar. Hadi baba affetmeyiz. Bakın bize devlet kanı döktürmeyin ola! Bildiğin şu densizlerin haddini. Yeter! Bunlar da devletin kılıcıdır. Levetlere ulaşmanız için bunları aşmanız gerek. Geri basın! Ne bu hadsizlik kızı? Gafilliğinin hesabını sormaya geldim paşa. Ben Gabriel Filo'yu alırsa oruçamı teslim etmez demedim mi? Bunu bile bile nasıl düşersin tuzağa? Git sen onu kardeşine sor. Ben ona tedbir al dedim. Tedbiri bile mahvetmişler. Onun da aklına sen girdin. Filo'yu teslim ettirmek için oturttun kardeşimi posta. Bunu yapmasaydınız oruç ağamı çoktan kurtarmıştık. Ama ben o Gabriel'in eline bırakmayacağım oruç ağamı. O vakit postu alıp seni de Kelemez'den sileceğim. İşte o hiç kolay değil. Kelemez'in muhafızını benim mührüm tayin etti bir kere. Bundan gayrı ben kimi istersem o oturur posta. Amacın da buydu zaten. O İlyas bu tuzağa düştü ama biz düşmeyiz. Oruç ağam gelip hakkı olan posta oturacak. Ben müsaade etmeden hiçbir şey alamaz. Zır. Zır sakin ol. Paşanın yakasını tutarsın ha? Sen haddi hududu çoktan aştın paşa. Madem kılıç hakkımız olan postu istersin, o vakit bu işi kılıç çözer. Ne durursun o vakit? Hadi dök kanımı. Döksene! Devlet de seni kahru perişan eylesin. Ben seni gebertirsem devlete iyilik yapmış olurum. Kim üstüme gelirse gelsin zerre korkum yoktur. O postan elini çekeceksin. Çekmeyeceğim. Çekeceksin! Çekmeyeceğim! Mesih Paşa! Bu da nedir böyle? Bu ölüler de kim? Levita Adası'na gönderdiğimiz askerler. Gabriel hepsini öldürmüş, şehit olmuşlar.
Gabriel adayı işgal edeceğini söyleyince bir bölük asker göndermiştim. Demek ki işgale başlamış. Bir hamle yapacak demiştim. Demek ki buymuş. Bu da senin kabahatindir paşa. İşgal edilmiş adaya bir bölük asker mi çıkarılır? Önce sen asker çıkararak hem eline koz verdin, hem de onca masum askerin canına sebep oldun. Her işinde bir gaflet var. Rodos'ta nasıl hezimete uğradın buradan belli. Sultan Fatih seni huzurunda boşuna tokatlamamış. Boşuna azletmemiş seni. Yeter! Sus! O Gabriel bu kalleşliği bana yaptı. Ben de bunun bedelini ödeteceğim. Şimdi gidip o adayı kurtaracağım. Herkes de Mesih Paşa'nın kudretini görecek. Sen öyle bir gaflete düştün ki senin yüzünden ada işgal edildi. Ama ben bu meseleyi sizin gafilinize teslim etmem. Leventler, hazırlanın. Biz de adaya işgalin hesabını sormaya gideceğiz. Şunun arkasına yerleştir. Meryem. Kızım neyin var senin? Sabahtan beridir kukumav kuşu gibi düşünüp durursun. Şu içimizdeki hain meselesi. Kim olduğunu bilirim. İçimizdeki hain Şah Senem'dir. Etme kızım. Bu ağır bir ithamdır. Olur mu hiç öyle şey? Hem bugün sen de iyi davranmıştın ona. İyi davranmak işin bahanesi. Vuruştuğum kişinin kolunda yara açmıştım. Şah Senem'in kolunu tutup yarası var mı diye yokladım. Var gibiydi. Hem vuruşurken gözlerinden tanıdım onu. Meryem, çıkar kızım şu kuruntuları kafanda. Şah Senem'in nasıl düzgün işler yaptığı ortadadır. İnanmaz mısın bana hala? Odur derim. Demek kaleden gidiyorsunuz hala. Bu zor zamanımızda bizi yalnız bırakıyorsunuz. Sen hangi zor zamanından bahsediyorsun? Oruç düşman elinde esir. Ada işgale uğramış. Asıl biz sizin yüzünüzden zor zamanlar geçiriyoruz. İlyas ne yaptıysa abileri için yaptı. Hatalı da olsa karşılığı ona yüz çevirmek olmamalıydı. Senin kardeşin casus çıktı. Son anda af dileseydi, affedilirdi. Senin abin Pietro, baş düşmanımızdı. O da af dileseydi eğer, affedilirdi. Şimdi bir affı İlyas'a mı çok görüyorsunuz? Hızır'ın onca ikazına rağmen İlyas bile isteye yaptı bu hataları. Üstelik af da dilemedi. Hızır'a nasıl çıkıştığını hepimiz gördük. Sakın onu müdafaa etmeye çalışma. Oo! Evsiz kuşlar. Önce işinizi kaybettiniz. Şimdi de Kelemez muhafızı İlyas Bey sizi kaleden mi kovdu? Siz kaleye gelince kale çirkef dolmuş. Oruç dönüp çirkefi kökünden kazıyana dek çıkarız. Bataklıkta anca sinekler dolaşır. Hadi hadi. Ama ben size demiştim.
Kelemez'de nefes dahi alacak yer bulamayacaksınız demiştim. Bu daha başlangıç. Hem orucun dönmesine de bu kadar bel bağlamayın. Hani Gabriel pek gaddar adammış. Orucun dönse dönse ancak ölüsü döner buraya. Kapat şu şom ağzını şirret kadın. Bundan böyle size yağmurlu havada su bile yok. Hadi çekin şu arabanızı. Yallah. Durun, buraya giremezsiniz. Burada tek damla kan dökmeye kalkışırsanız orucu öldürürüm. Cüretle benim askerlerimi öldürüp adayı işgal edersin ha? Savaş sebebidir bu. Adaya asker çıkarıp ilk yanlışı siz yaptınız. Ben de karşılığını verdim. Savaşsa savaş. Korkum yok sizden. Adayı işgal edeceğini söylemişsin. Elbette asker çıkarırım. Adayı işgal edeceğimi söyledim. Ama etmedim. Ama sen asker çıkardın. İlk işgale sen başladın. Ben de hakkımızı kullanarak adayı zapt ettim. Filo meselesinde kancıklık yaptın. Oracağımı elbette senin eline bırakmayacağım. Adadan işgali kaldırmazsan burada savaş başlar, haberin olsun. Anlaşma olmadan adaya siz asker çıkardınız. Ben de adayı aldım. Herkes iyi duysun. Levita Adası artık bizim. Ne anlaşması ulan? Biz buraya sancak diktik. Şehit kanı döktük burası için. Devletlerin siyasi oyunlarına yem eder miyiz burayı? Diktiğiniz sancak, şehitleriniz hiçbiri umurumda değil. Eğer işgali kaldırmazsan Levita Adası'ndan başlar, kellenizi ala ala Modon'a kadar gideriz. Gelin hadi. Ne duruyorsunuz? Yalnız Venedik değil. İngiliz, Fransız, İspanyol, Kutsal Roma, Papalık, bütün Hristiyan donanması bizim arkamızda. Bu paylaşılamayan ada meselesinde herkes egemenlik hakkımızı tanıyor. Sizin dışınızda. Biz buraya sancağımızı diktik artık. Buradaki şehit mezarlarınız da yok olacak. Mescitleriniz de kiliseye çevrilecek. Siz bu
Bu Hristiyan birliğini bizi yok etmek için kurdunuz. Amacını sırt sırta verip bizim elimizdeki adalara el koymak. Donanmanız dağlar gibi üstümüze gelse, deryaları kana bular, yine de bu adayı bırakmam size. Evvela da senden başlarım. Hadi, ne duruyorsun? Başlasana o zaman. Hadi. Adayı almak için saldırdığınız anda orucu kaybedersiniz. Kardeşin Hızır adada şu an. Güya adayı işgalimizden kurtarmaya gelmiş ama en ufak hareketinde seni burada öldüreceğiz. Bunu duyunca o da tıpış tıpış geri dönecek. Adamızı ne vakit alacağımızı da, kellelerinizi ne vakit koparacağımızı da iyi biliriz. O gün geldiğinde de bundan daha beter böğürteceğiz seni. Ayı Piero. Umarım Hızır yukarıda bir taşkınlık yapar. İşte o zaman ben sizin kafalarınızı kendi ellerimle bizzat koparacağım. Adayı ele geçirdim. Geri almak için tek kurşun atarsanız oruç ölür. Sakın. Sakın ağamın canına kastedecek bir şey yapma, sakın. Kimin canını alırsan al umurumda değil. Levita adası için savaş başlamıştır. Ben de o adayı alacağım. Tez karar verme paşa. Ne dediğini duymaz mısın? Oruçağımı öldürmek de tehdit eder. Burada yurt toprağı işgal edilmiş. Kaç kişi canını verdi yurt edinebilmek için burayı? Bir kişinin canı için yurt toprağı düşmana bırakılamaz. Hadi öyleyse savaş başlasın. İlk dökülen kan da orucun kanı olsun. Bugünkü kumar hasılatı beyim. Limana gelen tüccardan kestiğimiz haraç da içinde. Güzel. Oruç kelemez de olsa işimiz zordu. Neyse ki İlyas ne kumar ne haraç tezgahımızı çözecek çapta değil. O sebeple hazır oruç yokken kumarı da haracı da iyice arttıracağız. Tamam. Bu arada Gabriel orucu Levita adasında tutar. Hızır onu kurtarmak için mutlaka bir şey yapacaktır. O sebeple adamlarımızın gözü kulağı açık olsun. Hızır orucu kurtarmak için ne hamle yapacaksa öğrenip Gabriel'e bildireceğiz. Emredersin beyim. Donanmadan takviye gemiler istedim. Yarın adaya saldıracağız. Sen anlamaz mısın paşa? Eğer adaya saldırırsan oruç ağamı öldüreceğini söyledi. Adayı işgal ettiler. Askerlerimizi şehit ettiler. Sen bu durumda bir canı mı düşünürsün? Sizin yüzünüzden şehit ettiler.
Bir bölük askerle işgal mi durdurulur? Denizdeyken kesmeliydin gemilerle önlerini. Bir yere kıpırdayamazlardı. Şimdi kalkmış, ağamın canı pahasına burada tertip yaparsın. Mevzu bahis. Öz ağabeyim bile olsa yurt toprağının yanında hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bir an evvel adayı almanız gerek. Ben de adayı almayalım demem zaten. Ama evvela ağamı kurtaralım. Sonra ellerinden alırız adayı. Olmaz derim. Bir an evvel almazsak devlet bunun hesabını ağır sorar benden. Orucun kurtulmasını bekleyecek halim yok benim. Demek devlet hesap sorar. Öyle mi? Peki Gabriel'den yediğiniz kazığın da hesabını sorar mı devlet? He? Filoyu verip göz göre göre Oruç Reis'in esir kalmasına sebep oldunuz. Bütün bunlar da sizin gafletiniz yüzünden oldu. Gabriel'in amacı Oruç Ağam'ı elinde tutup bizi köşeye sıkıştırmaktı. Yaptığınız hatanın bedelini görün şimdi. Adanın işgal edilmesinin müsebbibi siz ikinizsiniz. Yeter ağam. Söyleyip söyleyip durma şunu. Burada mesele Oruç Ağam'ın canıdır. Ağır resmin canına zeval gelmeden adayı almanın başka bir yolunu bulalım. Sen Kelemez muhafızısın. Hiçbir yere kımıldamayacaksın. Senin vazifen Kelemez'i idare etmek. Biz Oruç Ağam'ı kurtarana kadar adaya saldırı olmayacak. Tek yolu bu. Sen ne asi çıktın be. Hem yakama yapışırsın hem de kurduğum tertibe karşı çıkarsın. Benim sözüm devlet sözüdür. Sen de bu söze uyacaksın. Yarın o adaya saldırılacak. İşte o kadar. Ben kendi bildiğimi okurum. Demek öyle. Bundan gayrı devlet senin yanında değil. Ne yapacaksan kendi başına yapacaksın. Devlet sana zerre yardım etmez. Şunu da iyi bil ki yarın o adaya saldırıp işgalden kurtaracağım. Bu uğurda bin oruç ölse umrumda değil. Nedir bana olan bu öfken ağam? Yetmedi mi gayrı? Oruç Ağam'ın canı mevzubahistir. Bari bu meselede öfkeni dizginle. Siz sebep olmadınız mı bu hale düşmemize? Sizin ahmaklığınız olmasa Gabriel bugün bizi Oruç Ağam'ın canıyla tehdit eder miydi İlyas? Ben de isterim Oruç Ağam'ın canına zeval gelmeden bu işi halletmeyi. Niye benim fikirlerimi terslersin ağam? Devletle ipleri kopardı, şimdi daha mı iyi oldu? O ipler sana lazım İlyas, bize değil. Biz ne yapacaksak kendi başımıza da yaparız. Sen git, seni o posta oturtan paşanla tertip yap. Onun aklına uyup nasıl Oruç Ağam'ın esir olmasına sebep olduysan, bugün de git, onun aklıyla hareket et. Yeter ağam. Yeter sabrım taşmakta. Ne yaparsın sabrın taşarsa? Ağana el mi kaldırırsın? Bunca yaptığın yetmedi. Bir de ağana vuracaksın ha? Taşarsa taşsın o sabrın o vakit, haydi. Yeter beyler, yeter. Ayıp olur sokağın ortasında. İlyas sen de uzatma, haydi. Ağam, ben ne yaptıysam ağa resimle senin canını kurtarmak için yaptım. Yine ağa resimin canını kurtarmak için de elimden geleni yaparım. Gerekirse ben de sizinle geleyim. Bizim sana ihtiyacımız yok İlyas. Hem paşan sana otur oturduğun yerde dedi. Gayrı onun sözünden çıkamazsın. Sen git, kalende otur. Ben başka şey istemem.
Gabriel, adanın ele geçirilmemesi için bizi tehdit olarak tutar. Buradan kendimiz kaçacağız. Kelemez'e varacağız. Elinde koz olarak biz olmayınca... işte o vakit tepesine çökeceğiz. Yemeklerini bitirmişler. Askerler geliyor. Ünlüce vurdu Doruç. Doydunuz mu? Doyduk. Şimdi de sizi doyuracağız. Ne doyurması? Kana doyurma! Haydi. Mahzenden çıkıp güney sahiline gideceğiz. Oradan bir filika bulup Kelemez'e gideriz. Dikkatli olalım. Birazdan bütün askerler gelirler. De sahile varmamız gerek haydi. Şu mescit yıkıntısını da bir an önce kiliseye çevirin. Orucun bakıp bakıp çıldırmasını istiyorum. Efendim. Oruç'la Antoine mahzenden kaçmış. Nasıl kaçarlar Piero? Biz de anlamadık efendim. Aptallar! 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 Bütün askerler harekete geçsin. Adanın her tarafına yayılın. Çabuk olun, acele edin. Sen de gemilere haber ver Piero. Adadan asla çıkamayacaksın. Asla çıkarmayacağım seni buradan. Yakaladık sizi. O kadar emin olma. Adadan kaçmadan yakalayın. Geliyorlar Oruç. Tez sahile varalım, az kaldı haydi. Sahile az kaldı Antoine. Oradalar! Koşun, yakalayın!
Oruç! Ben artık gelemem. Sen kaç, kurtar kendini. Bırakmam seni. Yakaladım sizi. Hala gitme şansın var Oruç. Git kurtar kendini. Kılıcını at, teslim ol Oruç. Yoksa dostunun ölümünü seyredersin. Sakın dinleme onu Oruç. Benim kimsem yok. Senin ailen var. Hedeflerin var. İntikamın var. Kaç, kurtar kendini. Demek teslim olmuyorsun. O halde dostunun ölümünü seyret. Yakalayın. Neden yaptın Oruç? Neden? Yoldaşımı yarı yolda bırakacağım ha. Ölürüm daha iyi Antuan. Bravo Oruç. Bravo. Kaçıp canını kurtarma ihtimalin varken şu köpek balığı için gösterdiğin dostluk takdir edilesi doğrusu. Ama çok askerimi öldürdünüz. Onun da cezasını çekeceksiniz. Zerre korkum yok. Antuan'ı bir an evvel mahzene götür, yarasını saldır. Haydi. Sakın ona dokunayım deme. O mendile sarılıp sarılıp ağla Oruç. Çünkü bir daha asla dostlarını, sevdiklerini göremeyeceksin. Kızım. Oruç esir düştüğünden beri her gün batımında denize bakıyorum. Sanki bir gemiyle kalkıp gelecekmiş gibi. Ama gün batıyor. Oruç bir türlü dönmüyor. Oruç Reis dirayetlidir. Hızır da ne yapar eder, onu düşman elinde koymaz. Sen yüreğindeki umudu diri tut. Gönülden gönüle bir yol vardır. Sen yüreğindeki umudu diri tutarsan, Oruç'un yüreğindeki dirayet de artacaktır. Şu ada meselesi hallolunca evlenecektik. Yuvamız olacaktı. Ama mutluluğumu bağladığım bu adada şimdi Oruç esir. Belki de mutluluğu hiçbir zaman tadamayacağım. Karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığa en yakın olduğu andır.
Eğer sen gam içine gömülürsen, o takdirde yalnızca karanlığı görürsün. Ama yüreğindeki umudu diri tutarsan, o takdirde aydınlığı görürsün. Yüreğindeki ümit güneşini asla karartma. Bil ki her gün yeni bir umuda gebedir. Bir gün bir bakarsın, gözünü diktiğin ufuklardan Oruç Reis sana çıka gelmiş. Baba Oruç orada esirken benim burada içim içimi yer. Kurtulacağını bilsem gidip canımı seve seve feda edeceğim. Hayırdır kardeşler? Siz de mi yüz çevirdiniz bana? Ne kardeş İlyas? Reislerin lafını çiğneyip kardeşliği bozdun sen. Bizim kardeşimiz İlyas eskide kaldı. Lafını bil Bülbül. Ben buraya konuşmaya geldim. Mevzu çıkarmayın. Ne konuşacaksın ola? Ha? De hele. Ağalarının gemisini terk edip paşanın dümenine nasıl girdiğini mi konuşacaksın ola? Ha? Diresin! Gafletinle her şeyi nasıl mahvettiğini mi konuşacaksın? Ağalarım için yaptım derim. Bari siz anlayın beni. Yeter İlyas. Biz göreceğimizi gördük. Ağaların için yaptığın o şey Baba Oruç'u esir koydu. Hızır'la canımızdan olacaktık az daha. Hadi al voltanı şimdi. Lafını bil, edebini bozma. Bozarsam ne olur? Beni zindana mı attırırsın Kelemez muhafızı? Yoksa ağalarının postuna rahat rahat kurulup paşanın önünde el pençe divan mı durursun? Leventliğin şanına leke sürmüş adamsın sen. Edebi hayayı senden mi öğreneceğiz? Yeter be! Yettin gaya İlyas! Durun! Yettin ula! Bırakın! Sonunda kanımızı da döktün ha İlyas. Onca yaptığın yanlışın yanında bir de bunu da yaptın. Hala utanman varsa bunun utancı yeter de artar bile. Haydi şimdi git gemimizden. Haydi yürü git. Onlarca askerimin ölümüne sebep oldunuz. Şimdi cezanızı keseceğim. Getirin onu. Bırakın beni. Bırakın. Antuan. Bırak onu. Her ne yapacaksan bana yap. Sana verilecek en büyük ceza gözlerinin önünde dostuna acı çektirmektir. Çarmıha gelin onu. Bırak. Bırak. Seni gidi günahkar köpek. O cadı sevgilini cayır cayır yakarak öldürmüşlerdi. Ama ben merhametli bir insanım. Sadece çarmıha gelerek cezalandıracağım seni. Şanslısın. Sevgilin kadar canın acımıyor. Senin baban geberirken kim bilir nasıl acı çekmiştir ha Gabriel.
Onu boğarlarken nasıl çırpınmıştır kim bilir ha? Sefil mağluplar gibi. Çırpına çırpına ölmüştür değil mi? Ne dedin? Ne dedin? Bırak onu! Gel güveyin yeterse bana yap ne yapacaksan gel! Sen de baban gibi sefilce öleceksin Gabriel. Türkler onu nasıl geberttiyse seni de öyle gebertecekler. Kaldırın! İndirin onu Gabriel. İndir yoksa o haçı senin başına yıkarım. İndir! Bu adaya kutsal haçı dikip bizim olduğunu göstereceğim demiştim sana. Al işte, diktim. Levita adası bizim. Sen de acı çeke çeke bunu aklına kazıyacaksın. Dayan Antoan, dayan. Andolsun kurtulacağız buradan. Kurtulduğumuz vakit intikamımız çok acı olacak. Kutsallarımızı hazırlayın. Levita adasını Hristiyan davasının ruhuyla kutsayacağız. İntikam kılıcının kutsal haç ve İncil'in üzerine and olsun ki Türk adalarını intikam kılıcıyla kana boyayıp kutsal haçı dikip İncil'le kutsayacağız. Akdeniz bizim! 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 Selamünaleyküm. Ve aleykümselam derviş baba. Demiri hıncınla korlamışsın, öfkenle döversin. Mesih Paşa adaya saldırmaya karar verdi. Lakin bunu yaparsa Oruç Ağa'mı öldürecekler derviş baba. Akdeniz'e hükmetmenin yolu görklü bir devletin gölgesinde tek yumruk olmaktan geçer, bilirim. Bu devlet de Osmanlı'dır. Lakin Mesih Paşa gibi muhterislerin devlet idaresinde söz sahibi olmaları beni kahreder derviş baba. Sırrın yüreğinde midir?
yüreğindedir. Öyle fetihler elde edeceksin ki biz sana dinin hayırlısı diyeceğiz. Adın Hızır, namın Barbaros Hayrettin olacak. İşte devletin hakiki yüzü oradadır. Mesih Paşa gibi muhterisler devletin içindeki ayruk otları gibidir. Elbet kökünden kesilecek vakit gelecek. Sen istikamet üzere ol yeter. Devlet hakikatli yüzünü elbet gösterecek. Oruç Ağa'nın düşman elinde esirdir. Kardeşin İlyas imtihanlar içinde kıvranır durur. Aile ocağının da Leventlerin de reisi sensin. Yüce Allah Ali İmran suresinde buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Kendi ocağını devlet gibi bil. Yanındakilerle sımsıkı ol. Düşmanın üzerine bir yumruk gibi çök. Allah'ın yardımı elbet yanında olacaktır. Haydi eyvallah. Eyvallah. Levita'ya saldırmak için istediğimiz gemiler yola çıkmış Paşa Hazretleri. Yarın Kelemes sularında olurlar. Güzel. Siz de gidip hazırlanın. Gemiler gelir gelmez Levita Adası'na saldıracağız. Saldırı kararı vermekte en doğrusunu yaptınız. Sizin gibi devletli bir paşadan daha mı iyi bilecekler bu işleri? Siz ki nice düşman görmüş, hepsini dize getirmişsiniz. Adayı işgal altından kurtarınca işte o zaman görecekler. Sizin o kudretinizi de, zekanızı da. Ağzınızdan bal damlar Firuze Hatun. Elbet görecekler. Ben ne iki derya serserisi dinler, ne de Gabriel gibi bir kefereden korkarım. Koca yurt toprağı işgal altında. O kadar askerinizi öldürüp itibarınızı çiğnediler. Bir tane asi orucun canını mı düşüneceğiz? Yarın Mesih Paşa'nın kim olduğunu herkes görecek. Mesih Paşa'nın istediği gemiler yola çıkmış. Sabah Levita Adası'na saldırır. Kemal Reis'e haber göndersem mi hazır? Mesih Paşa onun gölgesini görse it gibi titrer. Oruç Reis'i de Antoine'ı da Gabriel'in elinden söküp alır o. Bu Mesih Paşa Osmanlı'nın gölgesinde bir çakaldır sadece. Kemal Reis gelince herkes Osmanlı'nın esas kudretini görmüş olur. Şimdi vakti değildir piri. Oruç Ağa'mı biz kendimiz kurtaracağız, kimseden yardım istemeden. Hem vaktimiz dardır. Yarın saldırı olmadan kurtarmamız lazım ağamı. Mesih Paşa'nın istediği gemilere mani mi olsak? Saldırı olmazsa Oruç'un canı da kurtulmuş olur. Neticede devletin gemileridir. Mani olursak suçlu biz oluruz.
Biz yarın Levita adasını basıp Oruç Ağam'ı kendimiz kurtaracağız. İyi de nasıl yapacağız? Ada işgal altında. Her tarafı Gabriel'in askerleri tutmuş. Nasıl gireceğiz? Bulacağız bir yol. Az kişi gideceğiz. Mesih Paşa saldırıyı başlatmadan Oruç Ağam'ı oradan kurtaracağız. Yarın ölüm kalım cengine girmekteyiz. Ya ölüp kalacağız ya da ölmeden Oruç Ağam'ı kurtaracağız. Mesih Paşa adaya saldırırsa Oruç Ağam'ı öldürecekler. Ben onu kurtarmaya bile gidemem. Ailem yüz çevirip terk etti. Levent'lerle bozuştum. Ben böyle bir kıskacın içine nasıl düşerim Esma'm? Kusura bakma ama Hızır Ağa da düşman gibi davranır sana. Oruç Reis senin de ağan. Onu kurtarmaya giderken seni dışlamak da ne demek? O beni dışlamasa da Mesih Paşa bir yere kıpırdama der zaten. O halde sana da burada kalmak düşer. Hızır Ağa gidecekmiş kurtarmaya. Sen de burada kalıp Oruç Ağa'nın postunu koru. Zaten post yüzünden gelmedi mi başımıza tüm bu belalar? Bırakmak istesem de bırakamam şimdi. Zaten niye bırakasın ki? Hızır Ağa çok abartır bu meseleyi. Sen onun canı için neler yaptın? Ama o... Yeter Esma. Daha fazla uzatma bu meseleyi. Yalan mı söylediklerim? Biraz anlayış gösterse ne olurdu? Güma halayı, Meryem'i, İzabel'i o mecbur etti kaleyi terk etmeye. Nasıl kinlenmişse artık bize. Yeter dedim Esma. Zaten herkes üzerime gelir. Bir de sen başlama. Tamam. Başlarım İlyas. O sana herkesin içinde tokat attı. Üstelik bizi dışlayıp herkesi bize düşman etti. Yeter dedim Esma. Yaptıysa yaptı. Zaten canım sıkkın. Uzatma. Hadi git başımdan. İyice sardık mı, gayrı bu yara kanamaz. Kaçmalıydın Oruç. Kaçıp kurtarmalıydın kendini. Yaramın acısına değil, benim yüzümden buralarda böyle esir kalmana üzülüyorum. Bu esarete seninle birlikte düştük Antuan. Her türlü çileye beraber katlandık. Kurtulacaksak da beraber kurtulacağız. Sevdiklerin var Oruç. Başında olduğun bir ahali var. Büyük görevlerin, hedeflerin var. Bu Gabriel'den bu adayı kurtarıp yoluna devam etmen gerek. Ne olurdu benim gibi birini bırakıp gitsen? Ben sevdiği herkesi yitirmiş bir adamım. Buralarda yitip gitsem ne olur ki? O nasıl söz öyle Antuan? Bütün sevdiklerimi kaybettim dersin. Bizi sevmez misin? Gelemez senin yurdun. Ailemiz senin ailen. Yolumuz senin yolun. Bunlara ehemmiyet vermez misin ki böyle konuşursun? Olur mu öyle şey? Ben onu demek istemedim. Ben her daim Rabbimin yardım edeceğine güvenirim. Sen de dostunun inancına güvenir misin? Elbette güvenirim. O vakit gamlanma. Bugün önümüze mani çıksa da elbet buradan kurtulacağız. Hızır da bize zarar gelmeden bizi kurtarmak için bir tertip hazırlamaktadır. Ama biz de kaçmak için elimizden geleni yapacağız.
Nihayetinde elbet bu esaretin karanlığından kurtulup hürriyetin aydınlığına kavuşacağız. Gel. Sana mühim bir meseleyi söylemek için geldim Hızır. Ama meşgulsen... Oruç Ağam'ı kurtarabilmek için yarın Levit Adası'na gireceğiz. Adayı tetkik etmekteyim. Ama sen söyle, neymiş mühim mesele? Şahin'e saldıranlar. İçimizden birileridir. Kim olduğunu da tahmin ederim ama bana inanmazlar. Kimmiş? Şahsenem. Nasıl olur bu Meryem? Kızın neler yaptığı ortada. Hatta bana bile yardım etti Pablo'nun saldırısında. Emin misin? Emin olmasam böyle konuşur muyum Hızır? Derdim kızın kendisiyle değildir. Ama o kız Şahbaz'la irtibattadır. İkisi Gabriel'in içimizdeki elidir. Gabriel adamımızı işgal etmiş. Oruç Reis'i tutsak etmiş. İçimizdeki ellerini kesmezsek daha fenasını yapabilirler. Madem bir şüphe var, o şüphenin üstüne gideceğiz. Hayrola? Ne işin var burada? Filo reisimiz Hızır reisin mekanı değil mi burası? Ben de kendisiyle konuşmaya geldim. Ne konuşacakmışsın? Hı? Seni ne alakadar eder? Yaverim misin onun? Ağzını topla, o dilini kestirtme bana. Sen kim olursun da benimle böyle... Ne olur burada? Ne barışırsınız mekanın ortasında? Sizinle konuşmaya geldim ama Meryem Hatun önümü keser. Ne konuşacakmışsın benimle? Mesih Paşa adaya saldırırsa Oruç Reis'i öldüreceklermiş. Ben de size yardımcı olmaya geldim. Oruç Reis'i kurtarmak isteyeceksinizdir. Gemim de dahil her türlü yardıma hazırım. Sen niye alakadar olursun bu meselelerle bu kadar? Yardımcı olmak isterim size. Fena mı? Oruç Ağam'ın canını kurtarmak için bir şey yapılacaksa biz yaparız. Senin düşünüp taşınacağın işler değil bunlar. Haddinden büyük meselelere de bu kadar girme. Çıkamazsın sonra. Ben de derim ama anlamaz bir türlü. Sen çizmeyi çok aşmaya başladın. Sakın. Onun mevkii senden üstedir. Hatunların başındadır. Bir daha sakın böyle bir saygısızlık yapmayasın. Hele de benim yanımda. Thank you.
ulaşabildim Nazır'a. Öğrenebildim mi orucu nasıl kurtaracağını? Öğrenemedim. Hızır tersledi beni. Tersledi mi? Ne diye tersledi? Bir fenalığını görmüş olmasın. Belli ki onu dolduruşa getiren kişi Meryem. Yoksa Hızır terslemezdi beni. Anlaşılan Meryem var oldukça benim Hızır'a yanaşmam imkansız. Şahsenim, onları içeriden çökertebilmemizin tek yolu Hızır'ın itimadını kazanman. Bu sebeple eğer bunun önündeki tek engel Meryem'se bir punduna getir ve o engeli ortadan kaldır. Düşmanlarımız çetin, yanı başımızda olanlar bize karşıdır. Zor günlerden geçmekteyiz. Ama bu zor günleri atlatmanın en iyi yolu sımsıkı, yumruk gibi bir aile olmaktan geçer. Birliğimiz, dirliğimiz her gafletin, her tuzağın üzerinde zırh olacaktır. İlyas'ın yaptığı yanlıştı elbet. Ama gönlüm isterdi ki Esma ile birlikte burada olsunlar, ailemiz tamamlansın. İlyas aile ocağımıza gaflet lekesi sürmüştür. Aile gayrı buradadır hala. Bu sofra etrafında, bu çatı altındadır. Eğer o da hatasından vazgeçip paşanın tahakkümünden kurtulursa gelir bu sofraya oturur. Bugün bize de el kaldırdı reis. Ama biz de ona gereken cevabı verdik. Ne İlyas ne de paşa. Baba Oruç'tan sonra ancak senin riyasetin tanırız. Senin buyruğun can bağış üstündedir Hızır Reis. Mesih Paşa adaya saldırırsa orucu öldüreceğini söylemiş Gabriel. Sağ salim kurtarabilecek misiniz orucu? Gereken tedbirleri aldık. Yarın onlardan evvel adaya sızıp Oruç Reis'i kurtaracağız evvelallah. Yarın ya Oruç Reis'i kurtaracağız ya da hiçbirimiz dönmeyeceğiz. Başka yolu yoktur. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı Hızır? Siz burada kalıp gözümüzü arkada koymayın bize yeter. Evvela canına zeval gelmeden kurtarmamız gereken bir oruç ağamız. Sonra da işgalden almamız gereken bir adamız vardır. Allah yar yardımcımız olsun. Amin. Hadi buyurun. İstediğimiz filo keleme sularına geldi Paşa Hazretleri. Alargada bekler. Bir an önce Levita Adası'na varıp saldırıyı başlatalım. Adayı o kefer eğitimin elinden kurtarmak için yanıp tutuşurum. Hayrola Hüseyin? Niye kesersin yolumuzu? Gittiğin yol yol değildir. O sebeple keserim. Adaya taarruz edersen Oruç Reis ölecek. Bunu bile bile adaya nasıl taarruz edersin? Oruç'un canını hiç düşünmez misin? Ada işgal altında Hüseyin. Ne yapacaktım? Yurdun selameti için canın ehemmiyeti yok. Bunu en iyi senin bilmen gerek. Adayı işgal altında bırakalım demeyiz. Lakin evvelinde Oruç Reis'i kurtarmak varken onun canını niye ateşe atarsın?
Sen derviş esvabı giyeli devleti unutmuşsun Hüseyin. O halde devlet işlerine karışma. Sen devletin ne olduğunu hangi vakit bildin ki bana devletin ne olduğunu öğretmeye kalkarsın? Sen son Bizans İmparatoru'nun yeğeniydin. İstanbul'un fethinden sonra ya idam edilecektin ya da sürgüne gönderilecektin. Bu devlet seni bağrına bastı. Sana imkan verdi. Vazife tevdi etti. Devlete olan borcunu böyle mi ödersin? Bak Hüseyin, şunu sakın unutma. Benim yerimde bir başkası olsaydı, Bizans'ın kinini güder, devletine düşman olurdu. Ben devletime yıllardır hizmet ederim. Bu hizmetlerime bir yenisini daha ekleyip adayı da alacağım. Devlete hizmet ederken kimsenin canını düşünmem. Senin bu yaptığın devlete hizmet değil, düşmana hizmet etmektir. Oruç Reis de bu devletle ittifak yapmış bir yiğit. Hem senden daha çok bu devlete hizmeti vardır. İnadı bırakasın. Adaya taarruzdan vazgeç. Evvela Oruç Reis'in canını kurtaralım. Ondan sonra adayı işgalden kurtarırız. Demek Oruç benden daha fazla hizmet etmiştir bu devlet, öyle mi? Son kararımı söyledim Hüseyin. Bugün o adayı alacağım. İçinde de kim yanarsa yansın. Senyor Marco Gabriel Levita adasına çağırdı bizi. Niye istikamet üzerinde karşıladınız? Bu gemiyi biz götüreceğiz Levita adasına. Sebep? Sebep? Çünkü Oruç Reis'i kurtarmamız gerek. Türkler onlar! Saldırın! Gabriel, Oruç Ağam'ı adanın neresinde tutar söyle. Mahzende olduğunu söylediler. Ama ben adanın neresinde olduğunu bilmiyorum. Hızır. Ben o mahzeni biliyorum. Kemal Reis'le adaya çıktığımızda her yeri teftiş ettik. Görmüştük orayı. Adaya girseniz bile Oruç'u kurtaramazsınız. Bütün ada kontrolümüz altında. Senyor Gabriel, Oruç'la beraber sizi de öldürür. Peki, sizin kellenizi Oruç Ağam'la benim kılıcımdan kim kurtaracak? Bizim gemideki Leventlere söyleyin, Alarga'da beklesinler Güle Topuk. Biz bu gemiyle gideceğiz adaya. Emredersin reis. Mesih Paşa saldırmadan bizim varmamız lazım adaya. Yelkenleri ıslatın Bülbül. Islanınca yelkenler rüzgarı daha sıkı tutar. Böylece daha hızlı varız adaya. Emredersin reis. Bekle ağam. Kardeş kardeşi karanlıkta kovmayacak. Bekle. Filomuz Levita adasına yaklaşmakta Paşa Hazretleri. Birazdan ada görünür. Benim askerlerimi öldürüp
adayı işgal etmek neymiş göstereceğim Gabriel'e. Söküp alacağım elinden o adayı. Osmanlı sancağını ben dikeceğim. Kimsenin yapamadığını yapacağım. Kimsenin! Hızır Orucu kurtarmak için Levit Adası'na sızacakmış beyim. Adamlarımız öğrenmişler. Böyle bir haber daha yeni mi öğrenilir? Mesih Paşa adaya saldırırsa Oruç ölecek. Onu asla kurtaramamalılar. Tez gidip Gabriel'e haber etmem lazım Hızır'ın geleceğini. O da tedbirini alıp Hızır'ı da gebertsin. Hayrola? Ahır mı burası? Selamun aleyküm. Sen ne hakla benim odama böyle girersin? Ben subaşıyım. İstediğim yere, istediğim zaman girerim. İyi, şimdi çekil önümden. Acil işim var. Şşş. Geç şöyle. Hayrola? Bir yere haber mi yetiştireceğim? Sana hesap mı vereceğim Şahin? İşim var dedim, çekil önümden. Hiçbir yere gidemezsin. Bağlayın şunları. Bırak! Bırak be! Sen ne yaptın mı sanırsın Şahin? Ha? Şahin, bana bunu yapamazsın. Bırak, bırak beni dedim. Bırak beni! Sen bana ne hakla bunu yaparsın? Ha? Şahbaz'ın Gabriel'le işbirliği yaptığından şüphe etmekteyiz Şahin. Biz Kelemez'den ayrıldıktan sonra Şahbaz'ı alıkoyasın. Eğer Gabriel'le işbirliği varsa ona haber uçuramaz böylece. Ne yaptığını sanırsın sen? Şahin! Bırak, bırak beni dedim. Bırak beni! Bırak beni, bırak! Şahin, ben gümrük emeğiniyim. Bana böyle davranamazsın. Kelemez'in subaşısı benim. Senin makamın bana sökmez. Şahin! Bırak beni. Çok konuşacaksan ağzını da bağlayalım. Şahin bırak beni. Bırak! Bağlayın. Şahin! Bırak! Bırak! Sakın! Hızır Orucu Levit Adası'ndan kurtarıp gelene kadar burada beraberiz. Gümrük emini. Bodondan bu kadar az takviye gelmez. Bir oyun var. Saldırıya hazır olun. Hocam odandan bu kadar az kişiyle mi geldiniz takviyeye? Biz bütün Levita'ya yeteriz, merak etme. Gösterin emir kağıtlarınızı. Gösterelim tabii. Gel. Türkler bunlar. Oruç'u kurtarmaya gelmişler. Gebertin. Mesih Paşa adaya saldırmadan Oruç Ağam'ı kurtarmamız gerek. Bülbül, sen kıyıları gözetle. Paşa'nın gemileri gelecek olursa bize haber et. Mahzen istikametinde olacağız. Emredersin reis. Bir an evvel ağamı kurtarmamız gerek. Haydi. Gayrı! Küffar tepeleme hazır olun! Yiğitlerim! Ya!
topları hazırlat. Toplar! Alessa! Adaya saldırırlarsa seni öldüreceğimi söyledim ama Mesih Paşa tehdidimi ciddiye almayıp gemileriyle saldırıya gelmiş. Bu durumda ben de sözümü tutup babamın kılıcıyla seni öldüreceğim. Hızır'ı dinlememiştir o. Tez Mesih Paşa'ya elçi olarak git. Adaya asla saldırmazsın. Böyle dediğimi söyle ona. Eğer seni de dinlemez, taarruz ederse artık kaçışın yok. Öleceksin. Zerre korkum yoktur. Ama belli ki Hızır bir tertip kurar. Hızır'ın tertibini bozmasın diye söyledim bunları. Bu geçiş noktasını da açtık. Mahzene az kaldı, çabuk olalım. Mesih Paşa'nın gemileri de yaklaşır reis. Birazdan saldıracak. Ağam artık ölümün eşiğinde. Bir an evvel kurtarmamız lazım, hadi. Beni Modon komutanı ve Levita Adası'nın hakimi Kaptan Gabriel gönderdi. Oruç Reis'in mesajını size iletmemi istedi. Müttefikiniz Oruç Reis sizi adaya saldırmamanız konusunda uyarıyor. Eğer adaya taarruz etmemizi istemiyorsanız neyiniz varsa toplayıp adayı terk edin. Yoksa başka türlü gelir, gövde üstünde baş bırakmam. Şu halde Oruç Reis ölür. Osmanlı bir müttefikinden olur. Hedeflerimiz için bir canın ne emniyeti var? Siz bir orucu şehit edersiniz, biz yedi ceddinizi kazırız yeryüzünden. Bunu göze alıyorsanız, kılıçlarımızın başlarınıza inmesini bekleyin. Yalnız biz de en az sizin kadar savaşa hazır ve istekliyiz. Bizim topraklarımızda bizi yenmenizin imkanı yok. Brezandok! Anlaşılan sen Osmanlı tokadını unutmuşsun. Bir paşayla nasıl konuşulur öğrenememişsin. Şimdi git o komutanına söyle. Osmanlı'nın pençesi kahretmeye geliyor. Yıkıl karşımdan. Mahzenin gizli girişi oradadır işte. Bekle ağam. Kardeş kardeşi karanlıkta komayacak. Hızır top sesleridir bunlar. Kıyıdan gelir. Mesih Paşa saldırıya başlamış. Mahzene girip oracağımı kurtarmamız lazım hemen. Çabuk. Durun, kıpırdamayın.
Vaktin bitti Hızır. Birazdan Oruç ölecek, sonra da sen. Oruç'um. Madem Mesih Paşa saldırıya başladı, o halde Oruç'un ölüm vakti de geldi demektir. Onu mahzenden çıkarıp tepeye götürün. Ölümünü herkese seyrettireceğim. Babamın kılıcıyla keseceğim. Emredersiniz efendim. Mesih Paşa senin öleceğini bile bile nasıl saldırır Oruç? Ölüm vaktin geldi Oruç. Bitiremezsiniz onu. Adayı sizden teslim almadan canımı teslim etmeyeceğim. Adayı nasıl aldıysak canını da öyle alacağız. Götürün Orucu. Oruç! 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 Çok güvendiğin Osmanlı'ya iyi bak Oruç. Nasıl da sattılar senin canını. Ölecek olman umurlarında değil. Oyunu kaybettin. Bedelini de canınla ödeyeceksin. Oruç Reis'i tepeye çıkardılar belli ki. Gözümüzün önünde öldürecekler. Taarruza devam edelim mi? Yoksa durduralım mı Paşa Hazretleri? Ben buraya işgal altındaki adamımızı kurtarmaya geldim. Orucun canını değil. Taarruz devam edecek. İşgal bitmeden de dönmek yok. Senyor Gabriel'i bekleyeceğiz. Birazdan buraya gelip babasının kılıcıyla öldürecek Orucu. Birazdan senin kılıcınla Yakup'un oğlu Oruç'u öldüreceğim baba. Sonunda oğlun intikamını almış olacak. Alacağımız intikam var. Hızır. Gelesa, hele Barbarossa. Eylesa, gelesa, hele Barbarossa. Eylesa, gelesa, hele Barbarossa. Eylesa.
Genessa, Genessa, Helle, Barbarossa.